Hepinize merhaba arkadaşlar. Aralık ayı müfredatıyla karşınızdayız. Malumunuz Aralık ayının sonuna kadar uzaktan eğitimle derslere devam edilecek. Bana soracak olursanız baktığımızda sanki Aralık ayından sonraki aylarda da uzaktan eğitime devam edilebilirmiş gibi geliyor. Çünkü koronavirüs bütün dünyayı sarmış durumda ve biraz daha süreyle uzaktan eğitime devam edeceğiz gibi görünüyor ve bu süreçte derslerimize online bir şekilde de olsa özen göstermeyi ve üzerine düşmeyi ihmal etmeyelim diyorum. O zaman şimdi 5 ve 6. sınıf müfredatını göreceğiz. Sonra tekrar buradayız. Hatırlatmamızı yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi sınıf kanallarında yayınlanan ev okul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. Beşinci sınıflara baktığımızda Türkçe ve fen dersinde üç farklı ünite işlenirken sosyalde insanlar, yerler ve çevreler, din dersinde ise Ramazan ve oruç var. Matematik dersinde denk kesirler ve sıralama, kesirlerle hesaplamalar, kesir problemleri gibi konularla birlikte kesirler konusunun önemli bir bölümü tamamlanıyor. Altıncı sınıfa geçtiğimizde Türkçe'de deyimler ve atasözleri, cümlede anlam, dil bilgisi, matematikte tam sayılar, kesirlerle işlemler, sosyal dersinde ise kültür ve miras, yeryüzünde yaşam üniteleri var. Fen bilgisinde bileşke kuvvet, sabit süratli hareket ile ilgili grafik çizimi ve maddenin tanecikli yapısı gibi önemli konular var. Evet 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Bu sınıflara giden arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Özellikle üst sınıflar birazcık 5 ve 6 kolay diye görüyor olabilirler. Evet belki dersleriniz çok ağır değil. Fakat bence ileriki dönem için 5 ve 6. sınıf şu açıdan çok büyük önem taşıyor. Bir kere kitap okuma alışkanlığını 5 ve 6. sınıfta kazanabilirsiniz. Aynı şekilde ders çalışma alışkanlığını, düzenli bir şekilde ders çalışma rutinini yine bu dönemlerde gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü 7 ve 8. sınıfta derslere çok fazla dalacak Soru çözmeye çok fazla dalacaksınız bu nedenle şimdiden ders çalışma rutinini oturtmak en önemlisi diye düşünüyorum Umuyorum 5 ve 6. sınıf arkadaşlar bu tavsiyeleri göz ardı etmezler Şimdi 7 ve 8. sınıf müfredatı var 7. sınıflar Türkçe'de cümlede anlam, dil bilgisi, matematikte rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler, fen dersinde kuvvet ve enerji, din dersinde ise hac ve kurban işleyecek 8. sınıflara baktığımızda Türkçede dil bilgisi, fende basınç, madde ve endüstri, İngilizcede in the kitchen, on the phone, din dersinde zekat ve sadaka üniteleri var. Matematikte kareköklü ifadeler ve cebirsel ifadeler konusu LGS'de en çok soru çıkan konular. Bu konulara dikkat. Evet, 7 ve 8. sınıf müfredatını da gördük. 7. sınıf arkadaşlarım bazen şöyle yorumlarına rastlıyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım. LGS stresi beni sarmaya başladı gibi. Arkadaşlar yapmayın. Gerçekten önünüzde daha çok uzun bir süreç var. Daha işleyecek çok konunuz, çözecek çok fazla sorunuz var. Bu nedenle bunları öğrendikten sonra ve çözmeye başladıktan sonra zaten yavaş yavaş özgüveniniz artacaktır. Gelelim 8. sınıflara. Onlar için gerçekten önemli bir sene. Önlerinde 5,5-6 aylık gibi bir süre kaldı. Bu süreç içerisinde uzaktan eğitimde olduğumuz için stresleri belki geçmiş yıllarda LGS'ye giren arkadaşlara göre biraz daha fazla. Bu da çok anlaşılır. Bu noktada şunu önerebilirim. Sınav provaları gerçekten çok önemli. Özellikle şu an belki konuları bitirmemiş olabilirsiniz. Fakat 2 hafta sonra 3 hafta sonra yavaş yavaş denemelere girmenizi önerebilirim. Belli aralıklarla konuları bitirmemiş bile olsanız belki işlediğiniz yere kadar konulardan denemelere girerek sınav provası yaparak kendinizi LGS'ye hazırlayıp o sınav stresinden birazcık uzaklaşabilirsiniz. Bu noktada denemelerin çok önemli olduğunu tekrar vurgulayalım. Gelelim 9, 10 ve 11. sınıf müfredatına. 9. sınıflar Türk dili ve edebiyatında şiir, masal, fabl, matematik dersinde denklem ve eşitsizlikler, kimya dersinde kimyasal türler arası etkileşimler, tarih dersinde orta çağda dünya konularını işleyecek. Fizikteki konulara göz attığımızda ise düzgün doğrusal hareket, ortalama hız, hızlanma ve yavaşlama, kuvvet, Newton'un hareket yasaları gibi önemli konular var. 10. sınıflara geçtik. Matematik dersinde fonksiyonlar, polinomlar, fizik dersinde basınç ve kaldırma kuvveti, tarih dersinde beylikten devlete Osmanlı siyaseti, devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler üniteleri var. Biyolojide ise mitoz ve mayoz karşılaştırması, olasılık ilkeleri ve Mendel'in çalışmaları, monohibrit çalışmaları konuları Aralık ayında işlenecek konular arasında. Son olarak 11. sınıflara bakıyoruz. Türk dili ve edebiyatında şiir, makale, kimyada gazlar, coğrafyada beşeri sistemler, din dersinde ise Kur'an'a göre Hazreti Muhammed konuları var. 11. sınıflar bu ay itibariyle matematikte trigonometriyi bitirip analitik geometriye geçiyor onu da hatırlatmış olalım. Evet, lise müfredatını da görmüş olduk. 9. sınıf arkadaşların özellikle yeni derslere alışmasında bir sıkıntı olduğunu önceki aylarda da söylemiştik. Bu noktada bizler sizlere destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda nasıl program yapılabileceğine dair bir video yayınlamıştık. Size de örnek bir şablon vermiştik. Bu şablonun üzerinden devam ederek her hafta kendinize güzel bir ders çalışma programı oluşturarak bunu da duvarınıza asarak çok daha düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. 10 ve 11. sınıf arkadaşlar tabii ki artık daha büyük ler biraz daha tecrübeliler. Onların da bu süreçte konu eksiklerini tamamlayıp daha fazla soru çözmeye alışmaya başladıkları dönem olmasını diliyorum. Çünkü onların da önünde bir iki sene içerisinde önemli bir sınav YKS olacak. Bugün müfredatı gördük. Aralık ayı müfredatı böyleydi. Gelecek ay Ocak müfredatıyla tekrar sizlerle burada olacağız arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.